Merhabalar, iyi pazarlar dilerim herkese. Ben Jale Tezer Koleji, Görsel Sanatlar Öğretmeni Canay Günler. Bugün Zümrem adına çok değerli bir konuğumu ağırlayacağım. Usta ressam Yalçın Gökçeba bugün bizlerle olacak. Bize sanat sürecinden bahsedecek, sanata nasıl başladığından ve gençlere tavsiyeleri olacak. Bunlardan bahsedecek. Evet, hocam şimdi bizimle. Şimdi davet ediyorum. Evet, bağlantı bekliyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hocam, öncelikle çok teşekkür ederiz bizimle canlı yayın yaptığınız için. Sizi görmek çok güzel. Sağ ol, benim için de öyle. Benim için de öyle. Evet. İzleyicilere de söylemek istiyorum. Hocam Kasım ayında bizim okulumuza geldi. Evet. Çok mutlu etti, bizi öğrencileriyle buluştu. Hocam biliyorsunuz Kasım ayında da o ay boyunca bütün bir ay sizi anlattık öğrencilerimize. Ve öğrenciler çok güzel işler çıkarttılar. Çok güzel resimler yaptılar. Sizlerle de paylaştılar. Ne diyorsunuz hocam? Öğrencilerimizin rapodiksiyon işlerini beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Yani beğenmekten öte o kadar güzel resimler yapmışlar ki benim resimlerimden esinlenerek şunu söylemem, itiraf etmem gerekiyor ki kıskandım doğrusu. Yani benim bazı soyutlama üzerine yapmak istediklerimin fevkine çıkmışlar. Hakikaten çok 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 beğendim, çok sevdim. Bu tür çalışmalarda ben de büyük bir onur duyuyorum bu çocukların yaptıkları resimlerde benden esinlenerek yaptıkları için de ve de bana çok güzel yol açıyorlar yani. Yol açıyorlar. Bundan yıllarca önce bir kolejde öğretmenlik yaparken orta kısımda çocuklara ders verdim. Ve bunlar tabii çocuk sayılırlardı. Ve resimleri de çocuk resimleri şeklindeydi. Ben nasıl bir resim yapayım diye kendi kendime bir yol çizmeye çalışırken onlardan esinlenerek bir resim yaptım. Çocukların resimlerinden esinlenerek. Ve tabii onu pek kimse bilmez. Ancak bu son şey resminde, son açtığım retrospektif sergide sergilendi o. Orada bir İzmir'deki Konak İskelesi diye, Karşıyaka İskelesi diye bir resim vardır. O resim mesela böyle bir şeyden esinlenerek yaptığım resimlerden birisidir. Ve yani hiçbir kötü bir şey olmadı. Herkes çok beğenir o resmi. Ben de tabii o resmi ne sattım hep yanımda saklıyorum yani. Benim en önemli hazinelerimden birisi olarak. Saklıyor musunuz hocam? Hala saklıyorum, evet. Evet hocam, resimlerinizden konu açılmışken kitabınız... Kitabından biraz bahseder misiniz? Evet, hocamın böyle kalın bir kitabı var. Ve hocam hayatınız anlatılıyor bu kitapta. Değil mi? Evet. Hayatım anlatılıyor. Sanata nasıl başladığınız. Hocam bize birazcık sanata nasıl başladığınızdan, ilk ne zaman resim yaptığınızdan, yeteneğinizi nasıl keşfettiğinizden bahsedebilir misiniz? Şimdi çocukluk dönemi benim köyde geçti. Tamamen. Yani çocukluktan ta şeye kadar ortaokul kısmını bitirene kadar köyde geçti. Ondan sonra Denizli merkeze taşındık. Şimdi bu köy hayatında resim yapmak, resimle uğraşmak tabii biraz zor olurdu. Ailelerimiz bizim resim yapmamıza karşı çıkarlardı. Resim yapacağına ders çalış derlerdi. Ve onun için de böyle resme karşı biraz pek bir ilgi göstermezlerdi. Ve ne zaman ki bir şey olmuştu,
Bunu ben hep söylüyorum. Çok ilginçti. Türkiye o zaman 1950'de Demokrat Parti iktidara geçtiğinde Amerika Marshall yardımı bir şey yaptı, yardım etti. Ve bu yardım o kadar geniş, kapsamlı tutulmuş ki yani ta bizim köye kadar geldi bu Marshall yardımı. Tabii bundan bizim hiç haberimiz yok. Yani ne olup ne bitiyor. Zaten çocuğuz. 6 yaşında mıydım? 7 yaşında mıydım? Neydim? Ve bizi böyle okulun önüne dizdiler. Sonra işte baş öğretmen herkesin adını okuyup ve onlara hediye vermeye başladı. Önce büyüklerden başladı. Büyük sınıflardan. Sonra gittikçe küçük işte en sonunda bize birinci sınıftım ben o zaman. Birinci sınıfa geldi ve benim adım okundu ve adım gittim aldım bir adını da sonradan öğrendim yani yo-yo oyuncağıymış böyle hani parmağına takıyorsun böyle böyle yapınca o da böyle, sanki top gibi inip kalkıyor ipi de var ucunda. Böyle bir oyuncak geldi. Ama ben hiç öyle bir oyuncak görmedim. Biz çünkü çocuklukta köyde öyle hazır oyuncak satılmaz. Hiçbir dükkanlarda oyuncak falan satılmaz. Bütün oyuncaklarımız bizim kendi yaptığımız oyuncaklardır. Yani işte çamurdan yaparız. Ondan sonra küçük objelerden yaparız. Ve de oynadığımız oyunlar daha çok taşlarla ilgili. Yok beş taş, yok kayrak taşı, yok bilmem çizgi işte bunları oynarız. Fakat bu hazır oyuncak tabii herkesin ilgisini çekti ama benim daha da çok çekti. Şöyle bir oynadım falan. Hemen tabii çocukluk hemen çözüyorsun olayı yani. Şimdi çocuklar bilgisayarı bizden çok iyi biliyorlar ya. Hemen çözüyorlar. Biz beceremedik hala da uğraşıp duruyoruz. Neyse ve ben onu oynarken yanıma bir arkadaşım geldi. O da elinde bir böyle bir kutunun içinde böyle şeyler var. Boya tabii. Boya olduğu belli. Ama boya mı değil mi? Öyle bir şey görmediğimiz için ya dedi Yalçın dedi bu ne Allah aşkına dedi. O da baktık falan. Önce bir şekere benzettik. Çünkü kırmızı, mavi, yeşil bilmem neler var. Sonradan ben o kahverengisi biraz çikolataya da benziyor. Kahverengisini çıkarttım şöyle bir tattım. Yani hiç hoş bir tadı yok böyle berbat bir tat ama neyse oradan çıkarttım şöyle sürdüm de boya. Boya pastel boya yani pastel de olduğunu bilmiyorum pastel boya. Aa dedim bu Hüseyin bu şey boya ya ondan sonra değişelim mi senin yoyoyla dedi. Ben de dedim değişelim. Ve ondan sonra o pastel boya benim oldu. Şimdi pastel boya niye o zamana kadar ben ne gördüm, ne işittim, ne var olduğunu biliyorum. Nereden yani böyle bir şey yok. Hep bir sulu boya yapardık. Sulu boyalar işte. Önceden hatta öyle sulu boyalar vardı. Kafana at kafanı yarar yani. O kadar sertti, taş gibiydi. Önceden suyu koyardık üstüne. Hani biraz sonra uzun süre kalırdı, yumuşatırdı da öyle yapardık falan. Neyse. Bir şey yaptık. Bunu aldım ben eve gittim. Ve soba var bizim evde tabii şeyden. Sobanın yanına da tesadüf gittim böyle. Orada da o sıcaktan iyice yumuşayınca böyle yumuşacık bir boya tabii çok iyi girmeye başladı kağıda. Aman ben hemen ne diyeyim çok bir beğendim ve resimler yapmaya başladım. Bu arada da işte adeta yani nasıl söyleyeyim sınıfın böyle ressamı gibi şey yaptım. Mesela hoca bana şey verirdi. Sen şimdi mesela hayat bilgisi şeridi. Hani tarih şeridi vardı. Hayat bilgisi şeridi vardı. O şeyden hayat bilgisi şeridi. İşte hayat bilgisi derslerindeki işte günlük yaşam, yurttaşlık bilgisi bilmem ne. Bununla ilgili resimler. Sonbahar geldi. Mesela orada sonbahar resmi yapardık. Efendim kış geldi, kış resmi yapardık. Yaparsın.
bölgelerimiz deyince bölgelerimizi resmiyor. Yani böyle çok sınıfın ressamı gibi onlar yaptı. Fakat bir süre sonra bitti. Bitti. Hele o yeşil yeşil ve yeşil mavi kahverengi ve kırmızı hemen bitti. Ötekiler de zaten ha oldu. Onlar da biraz karıştırırken pastel boyam benim o sene bitti. Ama artık ondan sonra sulu boya, mulu boya derken resim şeysi devam etti benim. Resime karşı ilgim. Yani zaten o öyle devam ediyor. Resime karşı ilgi. Ve resmi sevmek. Sevdiğim o zamanlar çıktı. Tabii ki aklımdan bile geçmez benim bugünlerde. Hani ressam olacağım ya da böyle bu durumlara geleceğim aklıma bile gelmez. Nereden bileceksin? Hayat belli olmuyor. Ve Evet. iş... Evet, buyur. Öğretmenlik yaptığınız bir süreç oldu. Ondan bahsetmiştiniz. Onun ne kadarlık bir süreydi? Öğretmenliği ne zaman bıraktınız? Şu an kendi atölyenizde çalışıyorsunuz. Fakat hani ne kadar süredir kendi atölyenizde çalışıyorsunuz? Öğrencileri Peki. biliyor musunuz? Bunlardan bahseder misiniz? Tabii. Şimdi ben ilkokulu bitirdikten sonra bunu da bir geçmek istiyorum. Biz işte hemen köy enstitüleri o zaman. Gönen Köy Enstitüsü vardı. Oraya biz gidiyorduk. Denizli ve köyleri oraya gidiyordu. İşte nitekim ben de Denizli Köy Enstitüsü'ne sınavına girdim. Sınavını kazandım. Ve işte birinci sınıfta tam şey hatırlayamadım. Tabii o zaman hiç ilgilenmiyoruz. Birinci sınıfta şöyle biraz okudum. Gönen Köy Enstitüsü yazıyordu böyle tabelasında. Sonra o tabela indi. Gönen ilk öğretmen okulu oldu. Yani biz tam girdik, adı değişti. Öyle şey, köy enstitüsü. O yüzden ben hep kendimi şöyle son köy enstitülerinden sayarım. Yani son olanlardan bizim jenerasyon öyle. Ve de tabii köy enstitüsü idealizmle okuduk. Ve burada tabii çok iyi bir eğitim aldık. İşte özellikle resim, müzik ve beden eğitimi. Bunlar esas derslerdi. Hatta benim müziğim çok iyiydi. Müziğim çok iyiydi. Ve de bizim müzikhanelerimiz var. Müzikhane deniz. Resimhane, müzikhane. Böyle öyle denirdi. Müzikhanede de şeyler, hücreler vardı. Böyle ikiye iki odalar, küçük odalar. Bunlara hücre denirdi. Müzik atölyesi ya da müzikhanenin orada olurdu. Burada keman çalınırdı. Kemancılar için verilirdi. Nitekim bana da bir keman da verdiler. Ve orada işte başladım keman çalışmaya. Yay çek 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 çek. Ama yay çek 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 çek. Nereye kadar çekeceksin? Bir de zaten bir Türk müziği, bir türkü çaldıydım. Biraz da hoca çok kızdı bana. Böyle türkü mürkü istemiyorum sen de yay çek derken. Tabii neticeye ulaşmak istiyorsun. Sen şimdi müziğin zor kısmı şu. Hemen neticeye ulaşamıyorsun. Uzun süre çalışacaksın. Sonra bir şeyler çalmaya başlarsın. Öyle Evet. çalışmadan olmaz. Ama resimde neticeye çabuk ulaşıyorsun. Ve ben işte o zamanlar bizim okul şeyde döner sermayede büyük gül tarlaları var. Gül tarlaları. Nisan'da işte orada biz gül toplardık sabahları. Böyle çok romantik güller arasında gül toplardık. Can böyle romantik falan değil, bayağı dikenleri, şeyi, çamuru bilmem nesi yani bıkardık yani o şeyden. Çok zor. Erkenden de kaldırırlar bizi. O sırada işte ben bir taraftan da resim yapıyorum. Resmimde hocam beğeniyor işte falan derken resim öğretmenim bana şey dedi. Yalçın bundan sonra sen resim yapma. Ama bundan sonra sen gül toplama dedi. O arada dedi sen dedi otur dedi bir kenarda resim yap dedi. Sulu boya resim yap dedi.
Daha ne istiyorum Allah'tan? Yani çok iyi, bana iyi geldi. Ve ben resimleri yaptım. Hoca da tabii söylemedi bazı şeyleri. Meğer benim o yaptığım resimleri biriktirmiş. Biriktirmiş. Güzelce paspartulamış. Ondan sonra yani orta kısımda oluyor bu olaylar. Ve bunları İstanbul'daki Çapa resim seminerine yollamış. Ve oradan beni çağırdılar işte. İstanbul'a gittik. Ama o İstanbul'da biz beş tane köylü çocuğu, ondan müzikten de gidenler var. Yani üç kişi. Üç kişi müzikten, yok dört kişi müzikten, iki kişi resimden. Bir de yanımda bir arkadaş da vardı. O da resimden. Ötekiler müzikten gidiyor. Biz trende işte böyle ufacık çocuğuz da yani 13-14 yaşındayız. Ve İstanbul'a gittik. Başımızda da bir abi vardı, Spartalı abi. O bize ilk defa İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'a ilk defa gittim. Vapura bindiğimde ne hissettim diye sorarlar bana. Her şeyi inanılmaz şekilde yemyeşil gördüm. Deniz yeşil, insanlar yeşil, doğa yeşil, her şey yeşil. Garip bir yeşil yani böyle bir anlatması zor bir yeşil. Ve sonra işte Çapa'ya orada otelde kaldım Eminönü'nde ki o otel hala var. Otel olarak değil de başka bina olmuş artık. Banka mı olmuş, ne olmuş? Şimdi bakarım arada sırada o okula. Ve sonra işte Çapa'ya gittik. Çapa'da da sınava girdim, kazandım. Ve orada da resim ağırlıklı lise, yani öğretmen okulu orası aynı zamanda. Ve orada resim ağırlıklı çok önemli hocalarımdan ki hemen adını zikretmek istiyorum. İlhami Demirci. Çok büyük ressam ve hocam oldu. Bundan büyük bir ve de diğer dev isim Malik Akser. Bunlar bizim hocamızdı. Bunlardan biz feyiz aldık. Bunlardan resim öğrendik. Ve resmin ana temellerini bize o kadar güzel öğrettiler ki yani hala o temeller üzerinde biz resim yapıyoruz. Yani arkadaşlarım da var tabii. Burayı biz 3 sene okuduktan sonra işte Gaziantep'e geçtik. Gaziantep'te de çok değerli hocalarımız oldu. İşte başta Refik Epikman gibi eski hocalarımızdan. Sonra Turan Erol, Adnan Turani ve Nevide Gökaydın eğitim ve grafiker olarak bizim derslerimize geldi. Mürşide İşmirli. Yani hepsi rahmetli oldular. Rahmetli ve Kayhan Keskinok tabii ondan sonra. Bunlar hakikaten çok önemli hocalardı. Ve bunlardan feyz alıp sonra işte 1965-66 öğretim yılı içinde mezun olduk ve Akşehir Öğretmen Okulu'na resim öğretmeni olarak tayin oldum. Akşehir biliyorsunuz Nasrettin Hoca'nın memleketi. Ondan sonra hakikaten insanları fevkalade esprili, çok hoşgörülü bir insan dokusu var oranın. Orada ben 2 sene resim öğretmenliği yaptım ama hayatımın en güzel resim öğretmenliğini orada yaptım desem yeridir. Şimdi bu arada şunu da değinmek istiyorum. Şimdi resim öğretmeni hep Anadolu'ya gitmiştir. Yani aşağı yukarı 1934'ten beri yani resim öğretmeni yetişiyor. Ve resmi Anadolu'ya gitmişlerdir. Ve Anadolu'da resim öğretmişlerdir. Şimdi enteresan bir şey var. Ben şuna kanaat getirdim. Resim öğretmeni gittiği yerlerin önemli yerlerinden, önemli peyzajlarından ve de önemli dağları, ovaları, şelaleleri, her şehrimizin güzellikleri var. Bunları birazcık da bu arkadaşlarım, abilerimiz, amcalarımız, dedelerimiz bunlar ihmal etmişler.
Onlar öğretmenliğe daha fazla dalmışlar. Ve de tabii haklılardır. Çünkü öğretmen olarak biz iş yapıyoruz. Ressam olarak yetişmiyoruz diye düşünüyorum. Evet. Ama ben mesela gittiğimde Akşehir'de Nasreddin Hoca'nın fıkralarını 70'e 100, 70 çarpı 100 boyutunda büyük yağlı boya tablolar halinde mesela onları resimleyip şey yaptım. Sergiledik. İsmet Şen diye diğer bir resim öğretmeni. Onu da ikna edip böyle bir resim sergiledik. İşte mesela işte turşucu mesela yani Nasreddin Hoca bir gün eşeğiyle turşu satıyormuş. Tam turşucu filan tam diyecek eşek andırmaya başlamış. Ondan sonra sonra bir daha susmuş eşek. Ondan bugüne turşucu deyince yine eşek andırınca ulan sen mi satacaksın ben mi satacağım bu turşuyu diye böyle bir bağırmış kızmış eşeğe. İşte bunun şeysini mesela evine hırsız girmiş. Ne var ne yoksa hepsini almış. Aldıktan sonra Nasreddin Hoca da onun peşine takılmış. Tabii onu görmüyor hırsız. Bütün eşyalarını almış. Tam kapıdan gidiyor. Bu da arkasından girince dönmüş bakmış. Ya sen ne yapıyorsun? Buraya taşınmadık mı ya demiş. Ben onun için geldim demiş. Yani böyle bunlar falan böyle hani damdan düşen diye meşhurdur. İşte Nasreddin Hoca bir gün işte damdan düşmüş de bunu doktora mı götürelim yoksa çıkıkçıya mı götürelim ki muhacı hoca derken ya bu dayanamamış ya demiş bana demiş doktor değil de bana demiş damdan düşen birini bulun gelin o anlar benim halimden demiş yani bunlar çok kullanılan fıkralardır. Neyse bunları yaptık çok iyi bir şey oldu hani çok bir etkili güzel bir an oldu ve bu arada da mesela Nasreddin Hoca'nın tipi ortaya çıktı. Nasreddin Hoca'nın bugün o Nasreddin Hoca tipi bizim yaptığımız tiptir. Hani elma yanaklı, ak sakallı, işte beyaz sarıklı böyle bir ermiş, tat şey bir adam gibi. Hala o şey onun resmi yapıyorlar. O kullanılıyor yani Nasreddin Hoca. Yani öğretmenlik işte bunu da söylemek istedim. Çünkü resim öğretmeni sadece resim öğretmeni bence olmamalı. Bu Anadolu'muz o kadar güzel ki, her yer o kadar hoş ki, oralarda resimleseler bence de çok daha resim hususunda daha köklü bir hale gelebiliriz diye. Bunu da bir arada geçeyim dedim. Bu noktada da size tekrar bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi izleyicilerimiz de tabii ki mutlaka biliyorlardır sizin yaptığınız tarz resimleri. Anadolu, işte ekin tarlaları, işte hasat zamanı, işte çay tarlaları gibi. Buradan da izleyicilerimize böyle bir iki örnek göstermek istiyorum. Benim de tabii ki bir Yalçın Gökçebağ resmim var. Burada. Oo, hadi bakalım. Güle güle Asya Hanım. Hocam bu resimler, şöyle izleyicilerimize de göstereyim. Bu perspektif tam olarak ne zaman başladı? Bu tarzınız, çünkü bu kitabınıza baktığımız zaman tarzınız bir yerde bir değişiyor. İlk dönemlerinizde soyutla çalışmışsınız. Sonrasında şimdi artık çay bahçeleri, işte ekin tarlaları, Anadolu'yu resmetmişsiniz. Bunun bir de hani bildiğim kadarıyla bir kameramanlık geçmişiniz var. Hani bu perspektif, bu mükemmel, muhteşem perspektif algınız, hayatınızın hangi döneminde oturduğu, bu resimleri ne zaman yapmaya başladınız? Bunlardan biraz bahseder misiniz? Şimdi 1974'te ben 72 70 72 73 yılında TRT televizyonuna girdim. Yani orada kamera asistanı olarak girdim. Ve baktım ki şey o kadar güzel ki bu TRT şeysi hani çok da geçerli bir meslek gibi geliyor. İşte kameramanlık gidiyoruz her yerde bize böyle yakınlık gösteriyorlar, yer gösteriyorlar. Şuradan buyurun haberler işte meşhurlarla beraber oluyoruz. İşte büyük adamlarla meşhur Cumhurbaşkanıyla, başbakanla falan da
beraber oluyorsunuz yani. Bu çok hoşuma gitti ve ben dedim artık resimle uğraşmayayım da bu televizyonculuk işi çok iyi gidiyor dedim. Mesela işte o, bir de ayrıca işte Ajda Pekkan, Erol Evgin bilmem bunlarla da bunlarla da arkadaş oluyorsun. Çok iyi geliyor insana da ve ben de aman resmi kim yaparsa yapsın deyip bıraktım. Ama tam bıraktım. Demek ki o beni bırakmamış. Evet. Bir ödül aldım. Diyor ödül aldım. Ay ay Allah yine işte falan derken ben o ödülle beraber yeniden resim yapmaya başladım ama yine de o daha böyle biraz daha karamsar, biraz daha koyu renkler, biraz daha işte yani şeyler pesimist, biraz böyle şeyler resimler yapıyorum. 1974 galiba Mart'ındaydı. Mart mıydı? Galiba. Ya da Nisan mıydı? Bir gece biz kaldırımda eşimle yürürken bir arkadan bir araba geliyor ve 80 km hızla kaldırıma çıkıyor. Bizi de altına alıyor ve Fevzi'yi 40 metre öde fırlatıyor. Beni de altına alıyor. 40 metre, 46 metre sürüklüyor. Yani benim suratım yani biraz yapma gibi şey, eskiden böyle değildi. Şimdi biraz basıldı tabii. Ve suratım, muratım hepsi de gidiyor yani. Ve biz ölüyoruz. Yani hiç hatırlamıyorum bile ne oldu, ne gidiyor. Hiç hatırlamıyoruz. Sonra neyse çok şükür yeniden hayata dönüyoruz ve 2 sene koltuk değnekleriyle karı koca muhtaç bir hayat yaşayıp muhtaç bir hayat yaşadık ve sonra da iyileştim falan. Şimdi bu arada da devamlı yattık. Devamlı yatıyorsun. Hastasın. Yani ayağa kalkamıyorsun. Her tarafın alçılar içinde. Bütün vücut alçı içinde. Mecburen yatıyorsun ve sonra da düşünüyorsun. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ve hayattayız. En güzeli. Hayattayız. Ve yaşıyoruz. Kendi kendime dedim ki oğlum bak hayat güzel. Hayat güzel. Hayat yaşamaya değer. Onun için de güzel şeylerle, neşeli şeylerle uğraş. Neşeli ol. Onun için de hiç başka şeyler düşünme, kötü şeyler düşünme. Ve bu şekilde de hayatını idame ettir gibi bir düşünceyle resim düşünmeye başladım. Ve insanın en önemli, güzel anıları da çocukluk anılarıdır. Şimdi çocukluk anıları deyince işte ne dersiniz işte ya komşu Ahmet amcanın oradan bir elma çaldı, bizi nasıl dövdüydü filan diyor. Herkes de güler, nasıl kulağımızı çekti filan. Yani esasında bu gülecek bir şey değil ama çocukluk anısı olunca gülüyorsun yani. Nasıl bilmem nerede ne çaldıydık falan ki falan böyle. Bunlar tabii ya kötü şeyler ama çocukluk anılarını anlatırken de gülüyorsun. Ne güzel bu günler falan diye. Şimdi bugünle bu arada çocukluk anılarında anlatırken mesela bu arada işte çocuk düğünleri. Aman çocuk düğünleri, köy düğünleri. Efendim köydeki yaşam, köyde tarla, köydeki işte üzüm bağları, köydeki şeyler, elma bahçeleri falan bunlar hep çocukluğumuzda olan yerler. Ve ben onların resimlerini yapmaya başladım. Biraz da çocuksu bir espri de kattım işin içine. Çocuksu espri yani biraz da naivite kattım. Ve o yüzden bana naif ressam diyorlar. Esasında naif ressam değilim ben, akademisyenim. Ama onu halkımız öyle diyor işte naif ressam. Naif ressam babası falan da diyenler var. Yani ben bundan bir şey yapmıyorum ama hani naivite olayı yani mesela perspektif yapmadım.
perspektifsiz resimler yaptım. Böyle biraz bezeme şeklinde. İşte üzüm bağlarını tam tepeden gördüm. Ve yani 90 derece tepeden bakmaya başladım doğaya. Değişik bir Anadolu peyzajları çıkmaya başladı. Ve bunlar da çok beğenildi. Hatta ödül de aldı. Ödül de alınca tabii insan motive oluyor ve bunun üzerine gitmeye başlıyorsun. Ve tabii ki konu da çok yani verimli bir konu. Yani namütenahi konu var Anadolu'da, bitmez tükenmez. Ve bunları da işlemeye başlıyorsun. Ve de işte sonuçta iyi olunca da bu seni motive ederek ve işte bugünün resminin temeli oluyor. Şimdi şeye geleceğim. Tepeden esas oraya geleceğim. Şimdi ben esasında daha önce çok tepeden bakıyordum. Yani Şakuli 90 derece bakıyordu. Yani ama helikopterden çekimler yaptım ben. Helikopterden işte mesela Trakya'da ayçiçekleri. Mesela ayçiçeği fabrikaları vardı orada. Ayçiçeği yağ çıkaran. Onlar işte işlerken ayçiçeklerini çekiyoruz. Ve tabii bunu helikopterden çekiyoruz. Tabii o güzelliği ben size nasıl anlatsam bilmiyorum. Ancak resmini yaparak anlatıyorum yani. Anlatmam biraz kıt oluyor ama resim yaparak bunu anlatıyorum. İnanılmaz güzel bir manzara ve çok da hoşuma gitti. Yalnız çok zor bir perspektif. Çok çok odaklı bir perspektif söz konusu. Ama bir resim yapacaksan yapacağın resmin konusunu çok iyi tanıman lazım. Çok çok iyi tanıman lazım. Bir bilim adamı kadar iyi tanımak lazım. İkincisi, olayı hissedeceksin. Yani içinde hissedeceksin. Üçüncüsü de her tarafını adeta fotoğraf çeker gibi o senin hafızanda kaydedilmiş olacak. Yani bunlar çok önemli. Ve bu önemli olan işte hafızama kaydedilmiş olan işte helikopterden çekilen bu beynimdeki resim benim tuvale aktarınca işte günümüzdeki bu şeyler olmaya başladı. Ve de bazı işte tabiattaki insanların çalışmalarını bu şekilde de daha geniş arazide daha çok gösterebilme imkanına sahip oluyorsun. Yani şimdi karşıdan baktığın zaman böyle bir kare içinde önündeki ne görürsen onu yaparsın. Ama yukarıdan bakarsan daha geniş, daha perspektif, daha uzaklara kadar giden bir şey Daha görürsün. değişik. Tabii. Bu çok zor ama ne demişler? Güzele ulaşmak zordur. Yani öyledir. Güzel ulaşmak kolay değil. Değerli izleyicilerimizden soru sormak isteyenler varsa yazabilirler. Biz yine hocamızla devam ederken ben buradan okuyorum, hocamıza yöneltirim soruları. Onu da bir hatırlatmak istedim izleyicilerimize. Sorusu olanların sorularını bekleriz. Valla ben o yazıları okuyamıyorum. Biraz böyle çok küçük geldi bana. Ben Zaten okuyorum. gözlerim de şey. Ben size Evet, sorayım. evet. Bas, evet. Yani resmin çıkış şeyleri bunlar. Ama şimdi resim yapmak önce çok bir şey işidir. Sevgi işidir. Evet. Sevgi işidir. Israrcı olma işidir. Ondan sonra ben yapıyorum, 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 yapıyorum. Bir şey olmuyor. Bu dönemde olacak. Olur. Yani ben de bir zamanlar yapıp oraya sağa sola kapının arkasına oraya böyle resim dolduruyordum. Ama hep çalıştık. Hep çalıştım, hep çalıştım. Hep resim yaptım, hep resim yaptım. Ama ve sonuçta da bir yere geliyorsun yani. Bu kesin. Evet. Kesin. Evet. Yıllardır da hep bana aynı şeyi söylersiniz. Hep çalış, hiç yılma. Bu bir anda olmaz. Bu bir süreç. Bir Evet. gün iyi olacak. Her gün daha da iyi olacak. Bunu da bana hep söylemişsinizdir. Evet. Öğrencilerinize de.
Evet. Söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. Öyle. Hep çalışmak gerekiyor. Tabii. Çalışmak gerekiyor. Çalıştıkça resim yaparsınız mesela. Resim yaparsınız. Çalıştıkça resim, yani resim çalışıyorsunuz. Şimdi resim yaptıkça da bir resim daima ikinci resmi getirir. Evet. Çünkü yapmak istediğiniz resim bir resimle eğer yapabiliyorsanız, yapmak istediğiniz bir resimle yapabiliyor, zaten o olmaz yani. O bir resimle ressam olunmaz. Tabii ki. Ama yapmak istediğin de bitmez. Bir resim yaparsın, bir de şöyle yapayım dersin. Onu yaparsın, o da sana bir de böyle yapsam diye bir süreç içinde, bir dönen süreç içinde devam eder. Evet, bir süreç ve bir anlatı Evet. aslında Tabii, hepsi. tabii, Dönemsel tabii. olarak hepsinin dışa vurumu ve her Evet. dönem anlatı çok daha değişiyor. Bunu sizin resimlerinizde de görüyoruz. Evet. Hepsinin böyle bir ilk başladığınız zamanlardan beridir. İşte kitabınızı incelediğimde de gördüm. İlk başlarda mesela oğlunuzu resmetmişsiniz, eşinizi Evet. resmetmişsiniz, portreler, işte Evet. görüntüler var. Gökçen şimdi biliyorsunuz çok iyi bir aktör. Aynı zamanda hani meşhur da oldu bu işte dizilerde oynarken. En son Savaşçı dizisinde oynadı. Orada kötü adamla kötü adam Beğenlerde. Markus. Evet. Ondan sonra şimdi küçükken bu çok iyi resim yapardı. Bir de böyle şey yapıyor. Şimdi ben de böyle 1 metrekarelik bir atölye gibi bir şey var. Salonun bir köşesinde. O da benim yanıma oturur. Habire saat işte 4 yaşında mı desem, 5 yaşında mı ne desem. Habire bir şeyler anlatırdı. Ben de resim yapardım. Ne olduysa galiba kaçırdım ben. Biraz da resme daldım galiba. Yani anladı ki ben onu dinlemiyorum. Ya da öyle zannetti. Ya da ciddi olarak böyle de benim resmime de baktı. Ve baktı, babasına bir şey söyleyeyim mi dedi. Söyle yavrum dedim. Sen hiç iyi resim yapamıyorsun demiş. Ben de dedim ki ben de tabii onu anlayışla karşılıyorum. Çünkü çocuk gözüyle resim tamamen ayrı bir şey olduğu için elbette beğenmemesini o kadar doğal karşıladım yani. Öyle de beğenmemesi lazım zaten. Yani eğer beğenirse zaten biraz o kendisi samimi değil demektir. Evet. Yani Gökçen de çok işte böyle onun portresini yapmak, çocuk portresi yapmak. Bir de hayatında mesela enteresan bir şeydir. Mesela sen ressamsın. Kendime öyle dedim ki. Sen ressamsın. Peki portre yapabiliyor musun? Portre yapabiliyor. Yok ben yapamam. Ondan sonra. Olmaz. Muhakkak çok iyi portre yapman lazım. Ve şeyi inceledim Paris'te. Bu sokak ressamları portre yapıyorlar o şeyde. Neresiydi orası? Ressamlar Tepesi'nde. Ressamlar Tepesi. Evet. Neresiyse işte. Evet. Orada mesela portre nasıl yapılıyor? İyice inceledim. Nasıl yapılıyor? Nasıl pasteller? Nasıl ne renk kullanıyor? Nasıl kağıt? Hepsini iyice inceledim. Sonra gittim o malzemeler aynısından aldım. Kağıtlarını aldım. Ve ben de geldim portre yapmaya başladım. O pastel boyalar daha bir sürü portrelerim var da tabii onu pek bilinmiyor onlar. Onlar portresini yaptığım insanların evlerinde aslında. Onlar pek gözükmüyor ortalıkta. Bir ressam portre de yapar. Şimdi ben bazen derim ki işte bazen şöyle şeyler olur. İşte ben sulu boya ressamım, sulu boya yapıyorum. Ya olmaz. Olmaz. Sulu boya ressamı. Yani eğer iyi yap ama yani bir ressamsa o zaman her şeyden, her türlü şeyden yaparsın. Desen de çizersin, lavi de yaparsın. Evet. Ne bileyim şeyle.
Şimdi bazen de duyuyorum mesela, işte yok efendim şeyde resim yapıyorlarmış da ne parmakla diyorlar bilmem bir şey. Ya bunlar tabii biraz şeyden de kaynaklanıyor. Neyle Şimdi bu, resim varmış hocam? Bir daha söyleyeyim. evet, mesela parmakla resim yapıyormuş. Neyle yapacaksın zaten parmak, tabii parmak yani elbette kullanıyor ama bunlar parmak. Ya onlar mesele şuradan. Şimdi Avrupa'da da var bu şey. Avrupa'da bunu ama biz bunu biçimini bozmuşuz. Ya da dünyada da var. Ve ressamın bir özelliği olmalı şeklinde. Yani ne yapıyor? Mesela ben Paris'te sergi açtığımda illa dediler ki senin bir özelliğin olması lazım. Yani ne özelliği? İşte senin şey yazalım o zaman. Kameraman ressam. Mesela. Yani böyle bir şey takıştırıyor, takıyorlar şeysine. Onu yazın bari dedim. Efendim? Artı Yani göz. evet, bir şey şey yapıyorlar onu. İyi dedim ben mesela o davetiyemde kameraman ressam diye yazıyor. Kameraman ressam diye yazıyor. Yani ben de bir şikayetim olmadı. Yani bu böyle bir şeyler var. Demek ki onu öyle bir özelliği işte yok onunla yapıyor. Bir özellik tanımıyor. Tabii kötü niyetli değil bu. Bana yanlış gelen bir şey. Ama ondan kaynaklanan bir şeyler. Resim yani lafı şeye getiriyorum yani ressam diyeceksen, ressam dersen yani her şeyi yaparsın. Sulu böyle yaparsın. Her şeyi bir kere çok iyi desenli olması lazım. Onun için de her türlü, her zaman, her türlü çöple de her şeyle resim yapılabilir. Da sürekli eskiz defterinizle dolaşmanız Evet, gerekiyor. evet. Hala biliyorum, buradan da seyircilerimize söylemek istiyorum. Hocamın hala her fırsatta eskiz defteri yanındadır. Hep her fırsatta çıkarır, çizer. Ne görürse sürekli resmeder. Hocam bu son Paris'e gittiğinizde orada da birkaç tane bir desen çizmiştiniz, değil mi? Evet tabii. Yani o şeyde işte Paris'e gittim, Hollanda'ya gittim. Mesela oralarda devamlı bir şeyler çiziktirdim. Mesela Paris'te işte Louvre'a gittim, Louvre'da çizik bir şeyler çizdim. O benim defterimde devamlı duran şeylerdir. Ki mesela benim şey takımı vardı böyle. Onu Paris'e götürmedim ama hani orada desen, defter böyle basit şeyler götürdüm. Mesela işte bir çantam vardı. Çantamın içinde pastel takımı, şey kuru pastel takımı ve artı bir de şey boya ve bir de saç spreyi. Hani bu onları sabitlemek için muhakkak bulunurdu. Hatta şöyle bir anılarım da olurdu. Biz İstanbul'a, Ankara'dan İstanbul'a çekime gelirdik. Ondan sonra ben işte arkadaşlarımla bazen yemeğe gideriz, şey yaparız. Fakat paramız olmaz. Ona yetişecek kadar paramız olmaz. Ve de şey yaparız. Ben hemen bir pastel resim yapardım. Onu götürür. O zamanlar Tiglat Galerisi vardı. Selman Bey vardı. Allah rahmet eylesin. Ona götürdüm. Ona satardım bu resimleri. Sonra gidip o parayı arkadaşlarımla beraber güzel bir yerlerde güzel yemekler yerdik ve çok güzel bir zamanımız geçerdi yani İstanbul'da tabii. Boğaz'da falan yemek. Nerede yiyeceksin o zaman kendi paranla? İmkanı yok ama öyle yeterdi yani şey yapardık. Vallahi resim evet. Peki son olarak şimdi vaktimiz de daralıyor. Yani yavaş yavaş toparlayalım. Bir 10 dakikamız kaldı. Öyle mi? Gençlere önerileriniz nelerdir? Gençlere tavsiyeler. Gençlere yani klasikleri hep devam çalışmak. Yani bu bana da biraz şey geliyor yani hani çok bir şey gibi geliyor. Yani gençlere çalışmak. Yani gel de onlara sormak lazım esasında. Yani çalış da ne oluyor dedi. Şimdi bakın arkadaşlar önce ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi gençlerde şöyle bir şey var. Erkenden ressam olmak isteği, erkenden meşhur olma isteği, erkenden işte bu. Şimdi bunlar süreç meselesidir.
Olmak istersen olursun. Olursun. Mümkün değil. Olmaman mümkün değil. Ha, ama sabır istiyor. Sabır istiyor. Şimdi önce resim yapmak için para kazanmanız lazım. Ha, para kazanmak için şimdi bir şey var. Efendim, işte onu yapmam, bunu yapmam, bilmem ne. Her şeyi yapacaksın. Ben tabelacılık yaptım. Resim yapmak için. Ben sahnelerde saz çaldım resim yapmak için. Para kazanmaya çalıştım. Onun için de resim yapmak için fedakarlık yapacaksın. O senden fedakarlık ister. Öyle resim öyle bir şeydir ki çok bir kaprislidir. Arada verirsen de olmaz. Onun için de ona devamlı iyi bakacaksın, iyi besleyeceksin. Onun için de hani çok çalış çalış çalış. Tamam da ama resim yapmak için önce bir imkanların olacak. Onun için de kendini önce bir para kazanmak ama nasıl kazanır onu bilmem. Yani çalışacak bir şey yapacaksın. Resimden para kazanmak o da sonra da gelebilir. Hemen de olabilir. Yani bunu bilmiyorum. O belli olmuyor. Belli olmuyor ama resimden hemen para kazanmak çok zor. Çok zor. İmkansız gibi bir şey. Ama dediğim gibi bir şekilde bu meslek. Çünkü resim ressam şeysi bana göre çok ayrıdır. Yani bizler sen de dahil hepimiz de ne bileyim ben özel bir donanıma sahibiz. Yani ressam diyoruz. Yani biz resim yapıyoruz. Biz bir yeri istediğimiz gibi çizebiliriz, portre yapabiliriz, her şey yapabiliriz. O yüzden de ben mesela işte Bodrum'da orada sokakta ressam dostlarımız var. Yani onları ben çok takdirle hep kendilerini de arada zaman zaman ziyarete giderim. Çok şükür. Şimdi aralarında mesela temayüz edenler var. Sergiler açanlar. Onları da ben kutluyorum. İsimlerini tam hatırlayamıyorum ama yani bu da çok bu işte böyle. Böyle. Yani bu resim gençler bir de şu da var. Mesela bazı imkanlar var Türkiye'de ama şimdi azaldı ama onlar tekrar olabilir. Mesela yarışmalara katılmaları lazım. Yani yarışmalara katılıyoruz. Ne oluyor? Katılamıyoruz. Olmuyor. Bilmem ne bilmem ne. Yani şunu demek istiyorum. Ne olursa olsun yarışmalara katılmaları gerekiyor. Çünkü orada bir heyet yani 5-6 tane ressam, hoca, hepsi de tecrübeli Türkiye çapında şeyler. Onlar senin resmini değerlendiriyorlar. Ben hep şunu derim. Arkadaşlar ben jüri üyesi olduğum şeylerde eğer resminiz refüze edilmişse bana gelin sorun. Niye refüze ettin benim resmi diye sorun. Ben size bir şey derim. Muhakkak bir nedeni vardır. O hemen öyle ya bu iyi değil. Muhakkak bir nedeni vardır. Ya da ödül aldıysa bir nedeni vardır. Bunları efendim işte öyle oluyor, böyle oluyor işte bir takım şeyler. Ya onları boş verin. Esas gerçeği de bir heyet onları değerlendiriyor. Yarışmalara katılmak lazım. Sergilensin, sergilenmesin. Moralinizi bozmayacaksınız. Refüze oldu diye. Vay efendim ben. Ya bunlar bugün olmazsa yarın. Yarın olur, evet. Ben 4 sene bekledim ödül almak için ya. Katıldım olmadı. Katıldım olmadı. Katıldım olmadı. Katıldım oldu. Yani bu böyle. Ha ödül alacağım da ne olacak? Şimdi o da ayrı bir hikaye ama yani ödül insan yani orada para alıyorsunuz da onun için parası baya fena da değildir yani. 80 kuruş para alırsınız yani bu ödül alma şeysi. Bir de ileride hani şey olursanız bir ressam olduğunuzda da özgeçmişe yazarsınız. O da iyi bir şeydir. Evet. Gençlere yani bunları ben böyle daha çok var konuşulacak mevzu da ben biraz da bu genç şeyleri, sanatçıları çok seviyorum. Çok çalışkanlar. Hele şimdi çok iyi işler çıkartmaya başladılar. Ama bazı şeyler duyuyorum. Böyle hani işte ben tabii onları pek bilemiyorum. Bu şey çıktığında, dijital hikaye çıktığında
Onları ben anlayamıyorum. Benim bir şeyim dışında ama anlayan arkadaşlar işte bazen de böyle orada buradan biraz böyle şeylerde karşılaşıyoruz yani. Hani bir yerden kopya çekmiş gibi. Bunlara hiç gerek yok. Esinlenebilir. Esinlenebilirsin. Tabii esinlenebilirsin. Ama kopya birebir yapmanın hiç alemi yok. Esinlen. Bir mahsuru yok ki. Evet. O da senin işin oluyor yani. Doğru. Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ Rica ederim. olun. Vakit ayırdınız. Çabucak geçti. Çok ederiz. Çok mutlu ettiniz Ay bizi. sağ ol, sağ ol, sağ ol canım. Sağ ol. Çok güzeldi sizinle vakit geçirmek, sizden bunları duymak, sizin hayatınızı biraz da olsun anlayabilmek. Çok Çok teşekkür ederim. çok teşekkür ederim Sağ katıldığınız ol, sağ ol, sağ ol. Hadi bakalım. Şimdi bunu nasıl kapatacağız? Sen mi kapatacaksın? Nasıl olacak bu? Ha? Sen kapatacaksın. Peki Evet. kapat. Tamam. Peki hadi bakalım. Görüşürüz hocam. Hadi görüşürüz.